Çağrılar şafakta geliyor. Kilometrelerce uzaktan. Kardeşlerini toplanmaya çağırıyorlar. Bunlar başıboş erkekler. Ergenlik çağında sürülerinden kovulup topraklarından edildiler. 4 kişilik bir koalisyon. Hepsi de gücünün zirvesinde. Kendi topraklarını, kendi sürülerini arıyorlar. Kendi dişilerini. Aslan Krallığı. Dev Avcısı. Ruaha Milli Parkı, Tanzanya. Kurak mevsimin sonu. Glade hala vermeye devam ediyor. Kumların altından özel bir armağan. Filler kokusunu alabiliyor. Nerede olduğunu biliyorlar. Sürüler nesillerdir su için Glade'in kumlarını aşındırıyor. Aslanlar nesillerdir gözlemliyordu. Şimdi kendileri kazıyorlar. Etobur ve otobur yavruları bir arada. Glade'in gizli armağanını paylaşan doğal düşmanlar. Havada bir değişim var. Babunlar ihtiyar dişi aslanların beden dilinden anlıyor. Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Bölgeyi boşalt, sessiz ol. Çünkü aslanların susuzluğu geçti. Babunlar sessiz. Sessizlik impalalar için güvenlik demek. Sahte güvenlik duygusu impalaların yaklaşan tehlikeden haberdar olmamasını sağlıyor. Çok geç olana kadar. Glade sürüsünün iyice beslenmesini sağlarsanız babunlar zarar görmez. Glade'de doğal düşmanlar arasında tuhaf bir birlik olmuş durumda. Glade'in 8 kilometre doğusu. İnce ağlar, dişi aslanların yönettiği olağanüstü bir sürü, yavruları daima yanlarında. (Gülüyor)
Oyun zamanı. Küçükler için nadir bulunan bir armağan. Afrika mandalarına daima dikkat et. Mandalar yürüyünce ince alar takip ediyor. Çünkü Afrika mandalarının bulunduğu yeri kendi toprakları sayıyorlar. Daima su ihtiyacı içindeki sürü Glade'e geri dönüyor. Ama bu defa onları tek takip eden ince alar olmayacak. Gölgelerde daha etkili yırtıcılar var. Başıboş erkek kardeşlerden ikisi. Gece yarısı. Bu gece aslanlar ve Afrika mandaları kadim Afrika dansını yapacak. İnce sürüsü bu sesin anlamını biliyor. Gece avcılarının bir Afrika mandası askerine saldırması. Ancak Ruaha'nın en güçlüleri buna cüret edebilir. Kurnaz ince alar bile başıboşlardan korkuyor. Yabancı erkek aslanlar yavrularını öldürür. Erkekler öldüreceğini öldürdükten ve gecenin durgunluğu geri döndükten sonra Afrika mandalarını takibe devam edecekler. İnce alar bu dansa katılmayacak. Baobab Ormanı, Glade'in 1.6 kilometre doğusu. Kadim devlerin ormanı. Baobab sürüsünün bölgesi. Ruaha'nın en büyükleri. Ve biraz eğlenecekler. En sevdikleri av sayesinde. İhtiyar bir erkek zürafa bir dişiye kur yapıyor. Bu izleyicilerin önünde cüretkar bir davranış.
Zürafa muhafızları aslanlarla kur yapan çiftin arasında duruyor. Gösteriyi bozmak isterlerse diye seyircilere göz kulak oluyorlar. Fakat başka bir zürafa onlardan önce davranıyor. Daha genç, daha güçlü bir erkek de gözünü dişiye dikiyor. Yaklaşımı, düelloya teşvik etmek. İki erkek zürafa. Biri ihtiyar, biri genç. Bir dişiyi kazanmak için karşı karşıya geliyorlar. Rakipler birbirini tartarken, arzulanan dişi artık yalnızca bir izleyici. Meydan okuyan önce davranıyor. Yan tarafa bir karşı darbe. Meydan okuyan boynuna davranıyor. İhtiyar savunmacı o tatlı noktaya vurmaya devam ediyor. Hiçbir zürafa ayağını kaybetmeyi göze alamaz. Aslanlar beklemede. Seyirciler büyülenmiş gibi. Meydan okuyan nakavt etme peşinde. Fakat darbeleri artık yerini bulamıyor. İhtiyar savunmacı yan tarafa odaklanmış halde. Daha genç olan saldırgan yoruluyor. Baobab aslanlarının boşluğu daraltmaları için bir işaret. İçeri girmenin kolay bir yolu yok. Çevredeki muhafızlar dövüş meydanını kapatıyor. Baobab sürüsü azimli. Kalabalıklar, hepsi de çalışılmış taktiklere sahip. Bir zürafayı alt etmenin en etkili yolu yakından saldırmak. Fakat bu durum daha karmaşık ve düzenli bir yöntem gerektiriyor. Önce gizlice yok ol. Sonra saklanacak bir yer bul. Sürü bir kovalamaca başlatacak, herkes yerini alacak, zürafalardan birini bekleyen aslanlara doğru sürecekler. Stratejileri sayılarına ve işbirliğine dayanıyor. Her baobab aslanının enerji ve yeteneği yakında oyuna taşınacak. Meydan okuyana bu kadarı yetti. Düelloyu kaybetti. Kalan azıcık canı da dişi aslanlara ait. Kovalama başladı. Bir aslandan daha hızlı ama baobab sürüsü kalabalık. Müzik
Bir aslan yorulduğunda bu ölümcül yarışta bayrağı bir diğeri devralıyor. Zürafa aslanları saldırmanın imkansıza yakın olduğu bir kıvrımlı ağaçlar labirentine sokuyor. Aç sürünün stratejisi sonuç vermedi. Avcı ve avlanan. Mağlup ve meydan okuyan. Bir eş bulma savaşı kaybedilmiş olabilir. Ama bu zürafa, Ruaha'nın en büyük sürüsünün diş ve pençelerinden kurtuldu. Kovalamaca, Baobab aslanlarını bölgenin en kenarına getirdi. Akıllarında hala zürafa var. Ve zürafalar şimdi Glade'in sularına gidiyor. Sürü Glade'de son avlandığında savaş vardı. Fakat açlık hafızaya üstün geliyor. Yasaklı bölgeye geri dönecekler. Glade. Burası Glade sürüsünün dişi aslanlarının, gerçek zürafa avı uzmanlarının bölgesi. Dişi aslanların hemen başarılı bir ava ihtiyacı var. Sürü günlerdir beslenmedi. Şimdi en büyük ders, devleri avlama sanatı. Dişi aslanlardan biri nehir kenarından ortaya çıkıyor. Sonra da sessizce kız kardeşine katılıyor. Kumlardan gizlice izleme halinde. Zürafa oldukça geniş bir mesafeyi görebilir. Fakat Glade onların bölgesi ve kör noktaları iyi biliyorlar. Zürafa kendine bir su birikintisi seçti. Aslanlar da kendilerine taktik seçtiler. Baktığı zaman kıpırdama. O içerken hareket et.
Küçük kanal ve havuzlarda dikkat çekme. Kurnazlık ve takım çalışması onu alt edebilecekken, kalabalığa gerek yok. Zürafanın izinden giden Baobab sürüsü, şimdi Glade'e izinsiz girmiş bulunuyor. Diğer kenardaki gözetleme yerlerinden zürafanın göremediğini görüyorlar. Bekle ve gözlemle. Glade aslanlarının taktikleri netice sağlarsa, Baobab sürüsü de bugün zürafa yiyebilir. Açlık ve yiyecek vaadi, Baobab sürüsünü doğruca Glade'in kalbine getirdi. Sıradan aslanlar bunu yapamaz. Baobablar ölüm bölgesine giriyor. Glade aslanları avlarını dişleriyle tutuyor. Bir kararsızlık anından sonra Baobab sürüsü saldırıya katılıyor. Glade aslanları katletmede başlıca pozisyonu alıyor. Sayıları Baobab sürüsündekilerden az ama yine de dokunulamaz bir görüntü sergiliyorlar. Bir başka sürü. Babun çığlıklarıyla canlanan bir merak. İnce ağlar. Afrika mandalarını Glade'in sınırına kadar takip ettiler. Kurnaz fırsatçılar kargaşada yaklaşıyor. Sonu gelmez babun çığlıkları Baobab sürüsünün sinirlerine dokunuyor. Ah!
Burada savunmasızlar. Kendi topraklarının dışındalar. İnce Alar'la Baobab sürüsünün Glade'deki son karşılaşması ölüm getirmişti. Buradaki varlıkları kötüye işaret. İki sürü bir kez daha çarpışma rotasında. Yasaklı topraklarda. İnce Alar'ın yaklaştığını ancak babunlar görebiliyor. İnce Ağ liderinin çığlıkları oldukça tanıdık. Genç erkekleri hücuma hazır. Bir Baobab dişi aslanı ayrılıyor. İnce Ağları gördü. Diğerleri takip ediyor. İnce Ağların tehlike demek olduğunu biliyorlar. İki genç ince ağ erkeği ava yöneliyor. Fakat buradaki tek hareket noktası açlık değil. İnce ağ liderinin başka, daha kötü bir niyeti var. Ceza kesildi. Kurban, genç bir Baobab dişi aslanı. İnce Ağ sürüsünün kalanı işini bitirmek için harekete geçiyor. Fakat Glade aslanları müdahale ediyor. Saldırıyı durdurun. Korkusuz ince ağ sürüsü bile Glade'in muhafızlarına saygı gösteriyor. Kız kardeşi günler önce ince ağlar tarafından aynı şekilde yaralanmıştı. Hayatını ihtiyar dişi aslan kurtarmıştı. Öleceği gün bugün değil. Toz ve rüzgar rahatsız edici bir barış getiriyor. Glade'de karanlık çökerken üç sürü şimdi birlikte besleniyor. Fakat bir değişim geliyor. Glade'in ötesinden. İzinsiz girenler geceyle gitti. Glade sürüsünün aslanları, zürafa katlinin asıl sahipleri, yavrularını beslenmeye getirdi. Barış,
daima kırılgan durumda. Savaşçı bir klan Glade'e yöneldi. Glade sürüsünü korkutma amaçlı tehdit çığlıkları, klanın diğer üyelerini bir araya getiriyor. Açlık onlara cesaret veriyor. Daima bilge ol, risk alma. Yavruların zarar görmesini engelle. Dün Glade'e bir zürafa girdi. Bedeni şimdiden 3 sürüyü birden doyurdu. Şimdi ise bir başka aç sürüyü doyuruyor. Kargaşada bir düzen var. Kıdem düzeni. Statülerine bağlı olarak önce sırtlanlar, sonra çakallar ve nihayet akbabalar. Glade'de ölen zürafadan geriye çok az şey kaldı. Kalıntıları düzlüğe dağılıyor. Fakat hayatından kalma bir şey hala kendini gösteriyor. Kemiklerinin kokusu. Bu bir geçit töreni mi? Bir ritüel mi? Son bir veda mı? Thank you.
Bir kurbanın kokusunu paylaşıyorlar. Bir anıyı paylaşırcasına. Bitti. Kalıntıları. Hepsi bu. Kemiklere kadar kapışılacak kalıntılar. Akşamüstü. Afrika mandalarının Glade'e girmeleri için iyi bir zaman değil. Aslanlar akşam serinliğinde avantajlı olur. Afrika mandalarının korkması gereken Glade sürüsü değil. Dişi aslanlar biliyor ki, kurak mevsimin sonunda av sürüleri geldiğinde diğer aç aslanlar da takipte olacaktır. Kaç kişi ya da kim olduklarını bilmek mümkün değil. Afrika mandaları nesillerdir su içmeye Glade'e gelir. Tehlike hep aynı. Oyuncular hep farklı. Bu defa iki güçlü erkek. Başıboş koalisyonun üyeleri. Glade'e zaten haklarıymışçasına giriş yapıyorlar. Belki de öyle. Önce bırak manda suyunu içsin. İzdiham yarat. Sürünün ana kuvvetini nehir yatağının dışına sür. Bir tanesini diğerlerinden ayır. Karanlık çöktüğünde hedef belirlenmişti. Devasa bir Afrika mandası askeri. Güçlü, cüretkar, savaşa hazır. Devlerin buluşması. Dehşet verici bir çekişme başlıyor. Dişler ve pençeler, boynuzlar ve kaslar. Glade sürüsü saldırganları göremiyor. Mandanın ıstırabıyla gelen çığlıklar her şeyi anlatıyor. Uzak durun. Thank you.
başıboş erkekler denklerini buldu. Bu dev onların şok ve dehşet taktiklerinden etkilenmiyor. Ehlileşmez bir ruh. Hala savaşa hazır. Taze kan tadı. Yiyecek vaadi. Saldırıya uyum sağlayamayacak kadar yorulmuş bir beden. Bir Afrika mandası kuyruğunu kaybediyor ama canına sahip çıktı. Çağrı şafakta geliyor. Glade sürüsü işitiyor. İki başıboş erkekten biri hala yakınlarda. Bu bir tehdit mi? Erişkin erkekler kendi kanından olmayan yavruları öldürecektir. Fakat bu çağrı tanıdık geliyor. Glade aslanları onu daha önce de duymuştu. Çağrılarına cevap veriyorlar. İhtiyar dişi aslan yavrularının hayatını asla riske atmayacaktır. Glade'e yeni bir lider geldi. Yabancı, onların babası. Onlar doğmadan önce Glade'den ayrılmıştı. Ve şimdi geleceklerine o karar verecek.